Topuk dikeni nedir? Nasıl tedavi edilir? Topuk dikeni bizim çok sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesidir. Şimdi topuk dikeninin topuk dikeni aslında topuk bölgesinde bir kemik çıkıntının olmasıdır ama bilinenin aksine bu battığı için ağrı yapmaz. Ağrıyı onu oluşturan sebepler meydana getirir. Bunları da genelde 3 başlık altında toplayabiliriz. Birincisi vücut topuğun veya ayağın üzerine binen vücut yükünün fazlalığı. İkincisi ayak kavisinin yani ayağın ortasındaki bu kavisin fazlaca ve uzun süreli yüklenmesi yani uzun süre ayakta durma. Büyük bir üçüncüsü ise bu ortadaki kavisin doldurulmaması yani uygun ayakkabının veyahut da terliğin giyilmemesiyle meydana gelir. Ayak tabanındaki plantar fasciye denilen ve topuğa bağlanan yapının çok çekmesi ve çok zorlanmasıyla topuk dikeni zaman içerisinde meydana gelir. Ama başta söylediğim gibi ağrıyı yapan topuk dikeninin batması değil, ağrıyı yapan onu oluşturan sebeplerin var olmasıdır. Bu nedenden dolayı da topuk dikeninin tedavisinde bu üç faktörün mümkün olduğunca ortadan kaldırılması lazım. Yani üzerine binen yükün azaltılması ki bu işte kilo verilmesi veyahut da üzerine binen yükün süresinin azaltılması ki ayakta uzun süre durmama. Üçüncüsü ise uygun ayakkabı ve terlik seçimiyle o ortadaki kavisin desteklenmesi, doldurulması. Bunun için özel ayakkabılar yaptırılabilir veyahut da ortası destekli terlik ve ayakkabılar tercih edilerekten seçilebilir ya da hazır satılan silikon destekler, yastıklar vardır. Onlar kullanılabilir. Şimdi bunlar her zaman fayda etmeyebilir. Çünkü topuk dikeninin oluşumu uzun bir zaman almaktadır. Onun için sadece bu tedaviler her zaman keskin bir şekilde akut olayı hemen bitirmeyebilir. Bu durumda bizim yaptığımız bazı tedavi yöntemleri vardır. Ekstradan bu korunma yöntemlerinin haricinde. Öncelikli olarak antiinflamatuvar ilaç, yani oradaki ödemi giderici, ağrıyı azaltıcı ilaç tedavileri önermekteyiz biz hastalara. Kortizon yapılması fayda sağlayabilir. Çünkü sonuçta orada bir ödem meydana geliyor ve kortizon da bu ödemi hızlı bir şekilde dağıtabilir. Onun için topuk bölgesine tam kemiğe kadar yapılacak olan kortizonun etkisi yüksek olabilir ve buradaki ağrıyı ve ödemi tamamen geçirebilir. Bu kortizonu biz genelde aşamalı olaraktan yavaş yavaş ta kemiğe kadar yapmayı önermekteyiz. Çünkü yüzeysel yapılan steroidin kortizonun çok etkisi olmayabilir. Kortizon tedavisi de çok sık yapılması önerilen bir tedavi değildir. Yani benim genel pratikte kullandığım bir defa yaparım. 1-2 ay bekledikten sonra eğer hala devam ediyorsa veyahut da geçmiş ve tekrarlamışsa bir ikinci kortizonu 2 ay sonra tekrar yapabiliriz. Kortizonun tekrar tekrar üst üste yapılmamasının sebebi şudur. Topukta bir yağ yastığı vardır, fetpet denilen. Kortizonun bunun üzerine olumsuz etkileri olabilir. O nedenden dolayı üst üste tekrarlayan, birden fazla tekrarlayan kortizon yapımlarında bu yağ yastığı zayıflayacağı için bir müddet sonra onun azalmasına bağlı ağrılar meydana gelebilir. Onun için kortizonu mümkün olduğunca sınırlı sayıda yapmakta fayda var.